NBA! Evet, hoş geldiniz. NBA gündem videosunda birlikteyiz. Bir süre yapamadık çünkü minik bir rahatsızlık dediğim aslında COVID. COVID geçirdim. Rahatladık, temiz geçirdik. Standart bir grip gibi geçirdim. O yüzden öyle çok da ahlayıp bağlamayacağım ama dikkat edin, kendinize diyeceğim ve buradan aslında direkt de konuya gireceğim. Çünkü COVID geçen oyuncuların aslında... Yaşadığı performans sorunlarını biraz da yeni yeni keşfediyoruz. Ben açıkçası evet, nefes olarak çok ciddi sorunlar yaşamadım. Tabii ki bir NBA oyuncusu kadar efor sarf etmiyorum hayatta ama. <laughs> Özellikle de Tatum'un yakın dönemde çıkan haberi bayağı üzücüydü. Maçlardan önce hala inhaler aldığını söyledi. Yani nefes açıcı. Astım hastalısı varsa ya da küçükken astım yaşadıysanız ya da alerjik reaksiyonlar veriyorsanız belki siz de kullanmışsınızdır. E, ...nefes açıcı spreylerdir bunlar. E, Tatum'da hala maçlardan önce bunlardan kullanılmış. Kendisi ta ocakta e, hasta olmuştu. Ocakta pozitif çıkmıştı. Ona rağmen e, hala tuhaf hissettiğini... tabi ocağa göre çok daha iyi olmasına rağmen... ...nefes açıcı kullanması gerektiğinden bahsetti. Başka oyuncular hakkında da aslında böyle dedikodular e, vardı ama... ...en net açıklama herhalde Tatum'dan geldi şu ana kadar. Bu konuda şundan aldım. E, açıkçası bazı oyuncuların mesela Kemba Walker... İşte hatta bir dönem Russell Westbrook biraz bocalı dönemler ya da yine benzer sorunlar yaşayan COVID testi konmuş oyuncuların hep form dönemlerinin çok düşük günleri oldu. Bunları gördük. Hatta bayağı da eleştirildiler. Sanırım biraz da nedenle bunlardı. Tabii oyuncu bir de NBA oyuncusu olunca bunu kendine kondurmak da zor. Yani bayağı sıkıntılı bir durum. Bu konuyu o yüzden bir, ufak bir değinmek istedim. Umarım teyitimde kısa zamanda toparlar. Ee, ve artık oyuncular da playoff'lar gelirken biraz daha kendine dikkat edip... E, en azından playoff döneminde zaten şey çok riskli. Yani Covid oldun ve 5 gün artı 5 gün hatta 10 güne kadar çıkan süreçlerde zaten dışarıda kalıyorsun. Bu playoff'ta ciddi sıkıntı. Sezon sonu gelirken hani belki kurtaracak bir alan var hala ama... E, belirli takımlar için diyeyim ama playoff'larda bayağı dert açacak... Tatum'da durumda bu yüzden bir değinmek istedim. Buradan yine bir hastalık haberine geçeceğim. Programı hızlı girdik. Lamar O'Brien. O da bir anda hepimizi şok eden bir şekilde "Hadi ben emekli oluyorum." dedi. Bir an herkes şaşırdı. Nasıl emekli olursun ya? Daha dur yeni Brooklyn Nets'e geçmiştim falan derken öğrendik ki kalbinde aritmi varmış. Yani bir ritim bozukluğu varmış. Ve tabi burada aslında Avrupa basketbolu ya da Türkiye'yi zaten ...uzun süredir takip edenler... ...varsanız da aklınıza ilk kendisi... ...muhtemelen Karnet McRae olmuş olabilir... ...Karnet McRae de 90'larda... ...Efes'te daha sonra Fenerbahçe'de oynamış... Ee, ...en formda olduğu dönemde... NBA'ye gitmek istediği için... ...orada deneme idmanlarına... ...çıkmaya başlamıştı ve... ...bir deneme idmanında ya da maçıydı sanırım... ...orada hayatını kaybetti... ...ama yanlış hatırlamıyorsam tabii... ...Karnet e, McRae'nin kalbinde... ...bir de delik sorunu vardı... Tamamen aritmden ama bu çok ciddi bir tehlike. <laughs> o yüzden Lamarcus'un ki zaten 35-36 yaşına gelmiş bir oyuncu Lamarcus'un böyle bir karar vermesine açıkçası herhalde kimse kızmamalı. Bu yaştan sonra zorlamanın alem yok ki. Karnet daha gençti o dönem. Zaten sahada ölmek istiyorum diye de kendisinin bir açıklaması vardı ve çok üzücü olmuştu. Lamarcus'a böyle üzücü bir şey yaşamadık. Allah'tan ve yani NBA tarihinde aslında tabii bu tip hastalıklardan basketbolun uzaklaşmanın herhalde en büyük örneği Chris Bosh yakın döneme baktığımızda belki de en prime dönemlerinde onun da kanındaki pıhtılaşma sorunu yüzünden pardon daha doğrusu pıhtılaşmama sorunu yüzünden çünkü çok hızlı kanı zor pıhtılaştığı için bir kanama olduğunda çok hızlı kan kaybına uğruyor ve ciddi sıkıntılar yaratabiliyordu vücudunda o yüzden o da dönememişti. O yüzden LaMarcus'a da geçmiş olsun deyip artık emeklilik hayatında ki belki de yorumcu olarak devam eder. Ee, tabii Paul Pierce gibi basılmaz umarım bir yerlerde ama <laughs> iyi bir e, yorumcu olarak devam edebilir. Paul Pierce demişken o yani ona da ufak bir değineyim. Geçen haftalarda ben de hasta olduğum için yapamamıştık. Biraz eski bir konu oldu ama Paul Pierce da sağ olsun Instagram'da e, triplerlarla story atınca <laughs> işinden oldu ESPN hadi kardeşim senle, sen de yoluna bak olmaz böyle dedi ama ona da hiç bir teklif geldi bir porno sitesinden hani gel bizle program yap işte sana böyle güzel ortam yapalım bir rakı masası falan gibi böyle bir teklifle geldiler bilmiyorum herhalde kabul etmemiştir sonrasına bakmadım haberini ama e, o da komik bir durum bir yandan da. Tabi porno sitelerinin e, bu işlere girme nedeni de hani biraz tabi o maskülen ortam hani o erkek e, biraz o toksik ortamı sahiplenip gitmeleri. O tabi komik bir durum yani ESPN'in kararı da tartışıldı bir yandan. Ya kimler neler neler yapıyor diye ama tabi bu göz önüne gelmiyor. Paul Pierce'ın bir de sadece orada stipple'lar olması değil hani madde kullanımı da olması aslında işleri birazcık bozuyor. Neyse geçmiş olsun umarım yakın zamanda. Ee, tekrar iş sahibi olur diyeceğim ama zaten yorumlarında hastası değildim. Ee, artık belki de hayatının tadını çıkarır. Buradan aslında başka bir konuya daha gelmek istiyorum. Lamarcus konusuna geri dönüp buyout konusu. Bunu biraz konuşmamız lazım. Özellikle sezon sonlarında ya da bu takas dönemleri bittikten sonra son birkaç senedir popüler konulardan biri bu bir buyout konusu. İşte Drummond, e, işte Lamarcus Aldridge bunu yaşadı. Başka işte Black Griffin... Yine çok yüksek bir kontrattan 13 milyon gibi buyout'la çıktı ve minimum kontratla Brooklyn'le anlaştı. Şimdi burada bazı takımların haklı olarak isyanı başladı. Bazı GM'lerin özellikle bazı takım sahiplerinde hatta. Ya tamam hani buyout okey. Zaten oyuncuları sınırlamıyoruz. Zaten artık kariyerlerinin sonlarına geliyorlar. Bunlar tabii kontrat sistemine baktığında... İnsan hakları konuları tabii ki tartışılabilir ama sonuçta bunlar insan ve biz de izin veriyoruz ve makul şartlarda anlaşıyoruz ve yollarına gidiyor Ama burada adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor. E, buyout alınan bu oyuncuların tamam kişisel hakları bir yana ücretleri o kadar düşüyor ki alan takımlar ciddi bir e, lüks vergisi girebilecekken bundan çıkıyorlar. Şimdi burada bir düzenleme yok. Şimdi başka bir takımın elinde daha genç oyuncular daha uzun kontratlı ya da işte bir iki senelik kontrat yaptığı playoff hedefiyle girmiş orada lüks vergisini göz önüne almış bir takım var. Onun ağırlığına girmiş bir takım var. Bir de onun yanında işte Lakers gibi, Brooklyn Nets gibi zaten bu lüks sınırın lüksün üstünde olup ya da sınırında gezerken bir de üstüne bu kadar ucuz oyuncuları tutabilmesi biraz sıkıntı yaratıyor. Bir dengesizlik yaratıyor. Özellikle de işte ekonomik tarafta. Buna belki de uzun vadede bir çözüm gelmesi lazım. Ee, belki bayağı olan oyuncunun bayağı miktarına göre bir oranla sözleşme yapabilir vesaire vesaire gibi ama bilmiyorum nasıl bir çözüm bulur NBA. Diğer takımlar için ciddi bir adaletsizlik yaratıyor ve burada sesler çıkmaya başladı. On dışında bir konumuz daha var. Minnesota Timberwolves satıldı. Burada da ilginç bir hikaye var aslında. Minnesota Timberwolves kime satıldı? Minnesota Timberwolves Alex Rodriguez eski beyzbol oyuncusu ve milyarder Mark Lohr'a satıldı. Burada önemli bir isim Mark Lohr. Kim Minnesota'nın satışına da ufak bir değinirsem hani burada analistler şundan bahsediyor. Sadece Minnesota'nın satışı değil, Minnesota'nın kadın takımının da, yani bu NBA takımının da satışını içeren bir paket bu. Orada da ciddi bir e, pazar artışı var ve bu iyi bir yatırım, özellikle gelecek için belki 5 senelik, 10 senelik e, vizyonlarda öngörülerde iyi bir satış oldu. Minnesota'nın satılması e, özellikle alıcılar için. Peki bu e, Mark Lor, kim? Mark Lor'dan biraz bahsedip aslında ilginç bir kişiye bağlayacağım. E, Mark Lore zamanında zamanda e, ee Diapers.com'u e, kurmuş. Daha doğrusu Diapers.com direkt e, onun değildi ama pardon, Quizzy.com'un içindeydi. Eee Quizzy'nin içinde Diapers.com'u kurmuş. Daha önce de e, Jet.com'u işte Walmart'a satıp Walmart'ta CEO'luk yapmış. Gerçekten hani e-ticaret alanında ciddi bir e, vizyoner yatırımcıdır. Diapers.com'un hikayesi de şu. Amazon'un özellikle Jeff Bezos'un Amazon'un en patladığı dönemlerde 2007-2010 arası işte Diapers.com'da e, bu dönemlerde ortaya çıkıyor ve inanılmaz satışlar yakalıyor. Diapers.com adından da anlayacağınız gibi bebek bezi, bebek ürünleri satan bir e, kuisinin alt e-ticaret e sitesi. İnanılmaz satışlar yapıyor. Amazon bu ara patlamak üzere Amazon teklif yapıyor. Yani biraz da rakip olacak gibi çünkü bebek ürünleri konusu her zaman değerli pazarda. Jeff Bezos geliyor, teklif yapıyor, vermiyorlar satmayık satmayık diyorlar. Vay siz mi satmazsınız deyince Jeff Bezos da başlıyor. Abi diapers kaça satarsa biz %30 altına satacağız. Atıyorum şu anda ya yani da 30 bilmem kaç birim altına satacağız diye bunların altına mayın döşemeye başlıyorlar. Ve bu, bunu neden anlatıyorum? Bu aslında Amazon'un ve Jeff Bezos'un büyümesinin nasıl olduğunu <laughs> anlatan kitaplarda makalelerde geçen bir hikayedir. Diapers.com'u batırma noktasına getiriyor <laughs> ve e, normalden daha da ucuz bir fiyatı 545 milyon dolar gibi fiyatı satın alıyor. E şimdi Mark Lord e, böyle bir ortamdan gelip e, milyarder olmuş. Bu tarz bir savaşların içine de girip oradan kayıplara çıkması hemen ama isim olarak e, güçlü çıkmış. Birisi Minnesota'yı satın aldı ve bir süredir de Bezos'un Seattle Sonics'in geri dönmesiyle Seattle'a yatırım yapacağı, o takımın sahibi olacağı dedikodular hep konuşuluyor. Ha olur olmaz bile ama e, bu satışa da böyle minik bir hikaye Kondurmak istersek belki ileride Minnesota-Seattle <laughs> kavgası olabilecek. Jeff Bezos ile Mark Lord'un bir kez daha kapışmasına şahit olup belki de GM'lerin kavgasında işte bir buyout falan denk gelir. O zaman Mark Lord belki de intikamını alır bir gün deyip Minnesota satışına da ufak bir değinmek istedim. Buradan MVP listesine geçeceğiz. Hızlı gidiyoruz. MVP listesi hızlıca devam ediyor. E yarış çok fena devam ediyor. Yok hiç hala tepede. Benim için de hala tepede. Zaten yok e hiç gibi, Doncic gibi Yugoslav, Sırp kökenli oyunculara e, Hayrandım. hep bir dile getiriyorum. İkinci sırada Joel Embiid var bu NBA Kia ladder'ında. Üçüncü sıraya Doncic çıktı. Dördüncü sırada Yanis var. Tabi burada Harden'ın sakatlığı ki Harden 3'e kadar gelmişti. Onu geriye itti. Damon Lillard beşinci sırada. Ondan sonraki 5'li içinde Kawhi, James Harden, LeBron James, Curry ve Gobert sayılıyor. Şimdi bu listeye her baktığımda tabii Anthony Davis sakat artık bir şey diyemiyorum ki benim için hani oynasaydı doğal adaylardan biriydi burada. Ee, ama artık biraz şeye geldim burada. MVP listesinde olması gerekip de olmayan oyuncular kim? Yani belki de top 5'in içine kadar gelmesi, gere gelmesi gereken orada zorlaması gerekenler. Belki de bir Paul George bu sene inanılmaz oynuyor. Yani Paul George'un şu anki yüzdeleri e, ve Clippers'ı tutması özellikle yarı sağ hücumlarının onun kontrolünde çok daha verimli olması kavayı da rahatlatan bir hale getirdi. Hücum sorunlarını yavaş oynamana rağmen bayağı çözdü. O buralarda değil. Bir diğer oyuncu e, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell işte Five more artık. O ilk onun da dışında kalan yerde. Cenga etkisi diyoruz hep. Yani takımdan çektiğinizde şimdi sakatlığını ee, oldu ama ciddi bir sakatlık değil bu arada Danım Mitchell'ın da sakatlığı. Allah'tan değil yani ufak bir burkma ki gördüğüm anda da yani iki haftada toparlar gibi hissetmiştim. Bir hafta sonra değerlendirecek dediler. Tahminim 10 gün, 14 gün aralığında e, biraz da zorlamadan dinlenmek için de bir aralık verecek, vereceklerdir. Geri dönecektir. Ama kesinlikle buraya hak ediyor. Devin Booker. Yani bugün Phoenix Suns konuşacağız. Phoenix konuşurken de bahsedeceğim. Devin Booker da Jeng önemli parçalarından biri. Yani Gober'den bile önce buraya yazılması gerekiyor. Ve tabii ki Curry Curry artık iyice saçma bir seviyeye geldi. öyle de dün geceki Boston maçında <laughs> yaptıkları üst üste önce 50 sayı sonra 40 sayı geçmesi, artık NBA'den çok üçlük denilen oyuncu oyuncu olması Curry'yi de başka bir seviyeye getirdi. James zaten doğal aday. geçmiş yıllardan bunu hep görüyoruz. Ya burada Yanis'in evet sayılardan dolayı önde olması hani anlıyorum ama Yanis'in biraz daha alta inmesi lazım bence çünkü Yanis'in takımla beraber tıkandığı noktayı da yıllardır görüyoruz. Birazcık sezonluk bakılıyor bu konulara. evet hani birazcık ağır tabii ki sezonluk bakılıyor ama demek istediğim şu Yanis'in de artık hani MVP adayını takımını bir kademe daha üstte taşıyacak bir hamlesi kalmadı. Bu yani artık burada yaptıkları takır gibi e, hamlelerle, Cirolde gibi hamleler artık takımsal sorunlarını çözüp savunma problemlerini halledip devam edecekler. O yüzden de Yanis'in biraz aşağıda kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani Doncic, Embiid, Jokic kesinlikle yerini yok ediyor ama bahsettiğim oyuncular da bence kesinlikle MVP listesinin üstünde kalmalılar. Buradan da Takımlara geçelim çünkü bugün 3 takım konuşacağız. Hızlıca e, gündemdeki konulara değindim. Geçen hafta da program yapamadık. O yüzden bugün 3 takımdan bahsedeceğim. Bir Denver'da konuşacağız. 2 Suns konuşacağız. Üç de Miami konuşacağız. Bunun sırası nasıl olacak? Birazdan göreceksiniz. Evet 3 takım dedik. Miami ile başlayacağız. Miami'nin durumu ne? Miami ne yapıyor? Miami niye bu sene böyle formsuz? Neden e, bir türlü? eskisi gibi geçen sene hatta inanılmaz bir sezon başlangıcı yapmışlardı çok keyif veriyorlardı çok enerjiklerdi herkes çok etkileniyordu birçok kişi bunun geçici olduğunu düşünüyordu playofflarda ben ısrarla finale kadar gidebileceklerini vurgulamıştım vesaire vesaire ama bu sene bu sene hiç istedikleri gibi gitmiyor. Neden gitmediğine dair de aslında benim konuşacaklarıma paralel olarak dün Butler da bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu sene çok yumuşağız. Hiç agresif değiliz. Blue game oynayamıyoruz. Bütün vücudumuzu, bedenimizi, kafamızı sahaya vermiyoruz. Yeterince mücadele etmiyoruz. O yüzden de takım her gece farklı performans ortaya koyuyor. Bir gün çok iyiyiz. Bir gün çok kötüyüz. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Ben işte Adebayo'nun daha agresif olmasını istiyorum. Evet onun orta mesafelerin at o yumuşak orta mesafeleri bulması o ipeksi şutuna bayılıyorum ama kesinlikle çembere gitmesi bam 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 oynaması gerekli diye açıklama yapmış Jim Butler'da. Ben de aslında Miami aşağı yukarı bunları konuşacaktım. Hani genelde takımları konuşurken istatistik, savunma detayları, hücum detayları çok giriyoruz. Phoenix ve Denver'da gireceğiz ama Miami'de bunlara çok girmeyeceğim. Miami'yi zaten geçen sene çok konuştuk. Finallerde de çok konuştuk. Ve Miami'nin aslında geçen sene ki noktasından çok farklı bir yeri yok. Ha değişiklikler oldu. ya? Evet, J Crawford gitti işte. Onun gibi bir esnek savunmacı Reza geldi. Özellikle takas takasının sonunda Oladipo eklendi ki Oladipo da sakatlığı için hala hani tam dönemedi oradan bir noktada dönecek. Oladipo'nun eklenme nedenini birazdan konuşacağız ama e, takım yapısı, hücum mantığı, savunma mantığı e, geçen seneyle aynı. Yine alan savunmasına devam ediyorlar. Adam adam adama da Birebir olarak rakibim yıldızlarıyla özellikle esnek oyuncularıyla, forvet uzun kısa uzun kısalar arasında eşleşebilecek işte Ereza gibi kenardan gelen Igadala gibi Sivichlerde Adebayo gibi bütün tercihleri sağda hücum kontrolü yine zaten Butler'ın elinde drag içindeki için drag işte git geller yaşıyor. Heroeniz formsuz olduğu için. Nan yine bir ara rotasyona girdi ama belli ki yine çıkacak. Playoff'larda yine sadece ihtiyaç anında orada olabilecek gibi duruyor. Bu durumlar, Yani geçen seneden çok bir farkları yok yapı olarak. Ama şunu hissediyorum ben Miami'de. Özellikle geçen senenin playoff yoğunluğundan sonra... ...çok durgunlar ve korkuyorlar. Yani o sakatlıklar, üst üste gelen sakatlıklar... ...ekstra efor sarf etme çabalarının sonucunda... ...hem Drag için hem Adebayo'nun e uzak kalması orada elini çok daralması, Butler'ın artık nefes alacak, vücudundaki nefes alacak noktaların yer değiştirmesinden dolayı çok zorlanlar ve belli ki onun korkusunu yaşıyorlar. Özellikle maçları çıplak gözle izlediğinizde bu çok hissediliyor. E, evet, Butler da bundan bahsediyor. Ama burada sorun şu şimdi Butler'ın kontrolünden çıktığı zaman bu takım hücumda hala çok hata yapıyor. Geçen sene playoff'larının da sorunu buydu işte o Kontrolü dediğimiz, özellikle kenardan gelip Bucks serisinde, Boston serisinde çok önemli işler yapmıştı. Ama sakatlanınca Lakers serisinde bunlar olmadı. E, e, burada Butler'ı ana rahatlatacak oyuncu Drag içti. E, şimdi onun yanına Oladipo eklendi. Oladipo da henüz takım oyunu sağlayamadığı için onun etkisini göremedik. Evet, e, Oladipo iyileşirse ve en azından Butler kenardayken ya da Butler oyundayken ya da işte Dragic sakatken ya da Dragic oyundayken hatta üçü sağdayken de bu yükü biraz daha paylaşabilecek bir oyuncu hem Butler hem Dragic rahatlatacak. Belki de çünkü Adebayo'da biraz şey e, mantaritesi oynuyor. Bu çok yanlış. Evet ben de atmalıyım. Ben de yapmalıyım. Hayır. Senin doğal hücum içerisinde hareket etmen lazım. O Adebayo olarak. Çünkü senin en büyük özelliklerinden biri bu hem piken roller içerisinde hem yakaladığın switch sonrası birebirler belki işte karşına aldığın oyuncuya göre e, yapacağım bir post yapacağım bir yüzü dönük oyunla hemen hızlıca yakalayabileceğin oyunlarla üreten bir Adebayo. E böyle olunca kendisini şartlıyor ve daha strese giriyor ve zorlanıyor bunu geçen sene de gördük. O yüzden hani Adebayo'nun e, bu stresini de anlıyorum. Belli ki zaten Butler da bir stres yaratıyor ama bu, bu pozitife döndürülebilir. E Dragic de yine dediğim gibi burada net bir oyuncu olmayınca. Hero zaten hala toy ve istikrarsız. Miami çok sağda yumuşak duruyor. Çok gergin duruyor. Savunması da sezonun gene ya yani sezonun toplamında iyi gözükse de son iki hafta çok düşmüş durumda. E, sezon genelinde 6. 7. sıralarla sanırım defensive rating'de. E, ligin son 15 25. sırasına kadar düştüler. Bu da onlar için büyük sıkıntı. Umarım hani savunmayı toparlarlar sıkıntı olmaz ama Miami için ana sorun e, hücum. Yani hücumdaki kontrol, hücumdaki hareketlilik. Çünkü burada Duncan Robinson da hala hücumda e, hani hep şundan bahsetmiştim geçen sene playoff canlı yayınlarında. Topu vurabildiği anlarda şu tehdide beraber artı iki artı üç tehlike koyuyor sahaya. Ama çok nadir yapıyor bunu hala. Belli ki buna çalışacak bir zamanı da olmamış çok ağırlık da vermemiş. Evet maç içlerinde görüyorsunuz yapıyor ve yaptığında direkt etki ediyor bunlar sonucu ama henüz hazır değil savunma tarafında da kağıt üzerinde istatistik olarak belli noktalarda iyi gözükse de rakipler onun özellikle de Adebayo full switch'e girdiği için birçok pozisyonda Duncan Robinson'un oyuncusundan screen getirerek devamlı onun switch yaptığı oyuncuya hücum oyuncu hücum etmeye çalışıyorlar. zayıf taraftan Duncan Robinson'ın geleceği space'in kurguları yaratıp onun üzerine gidiyorlar. Onu da barındırmak biraz zor. Miami oraya da e, özellikle Ereza ile çözümler bulmaya çalışıyor yardım savunmasında. Bunun faydasını görüyorlar ama bakalım ne kadar olacaklar alacaklar bilmiyorum. Tabi geçen seneye göre bir artı e, rotasyonda işte Precious gibi bir e, Bielisa gibi biraz daha uzun rotasyonuna esnek katkı verebilecek oyuncular var ama Onlardan da ne alabilirler playoff'ta? Şüpheli. Yani Precious çok ham. Henüz çok ham. Yani e, potansiyeli kesinlikle var. Belki burada bir Elisa yer, yer yer katkı verebilir. Özellikle dışarıda kalıp rakip uzunu e, çemberden uzaklaştırarak. Ama şu anki halleri, şu anki o mental olarak bitik, yorgun halleri devam ediyor. da o yüzden çok haklı. Umarım e, kısa sürede toparlarlar ve playoff'larda yeniden o heyecanlı Ateşli Miami görürüz çünkü bu sene Doğu e, geçen sene çok daha zor olacak. Evet, Phoenix Suns devam ediyoruz. Ben de kulaklığı çıkardım. Neden kulaklıklayın yaptım şu ana kadar. Aman kayıt yaptım için fikrim yok herhalde. E, hastalığın etkileri devam ediyor. <laughs> Şaka bir yana. Phoenix Suns devam edeceğiz. Phoenix Suns bu sene benim e, izlerken en zevk aldığım takımlardan biri oldu. Sezon başında çok yoğun izlememiştim ama. Bubble'da zaten geçen sezonu Bubble'da Paul da yokken inanılmaz işler yapmışlardı. Çok eğlenerek izlemiştik. Üst üste o 8 maçı kazanmalarına rağmen çıkamamaları da üzücüydü. Ama bu sene Sans çok iyi gidiyor. Sans'ı ve özellikle de Utah'ı da çok benzetiyorum. Zaten ikisi de Batı'nın bir ikisine yerleştiler. Çok şaşırtıcı değil. Çok verimli oynuyorlar. Sahada yaptıkları her şeyi nicelikle değil, nitelikle yapıyorlar. Yani Fazla fazla zorlamak yerine her şeyi zamanında kıvamında yerinde bulup yüksek yüzlerde yapıyorlar. İkinci şans sayısının bulunacak. Abi evet en yüksek ikinci şans sayısını zorlayan takım değiliz ama oradan en çok pozisyon başına sayı üreten takım biziz. İşte e, en fazla topsuz o, hareketi yapan kat eden takım biz değiliz ama kat ettiğimizde en çok sayı bulan takım biziz. Gibi böyle bütün e, yapıyı verimlilik üzerine kurmuş durumdalar. Çok iyi iş çıkarıyorlar. Montelins burada bayağı iyi bir takım kurgulamış durumda. Ve hani geçen seneye göre en büyük artı burada Chris Paul. Chris Paul'a da birazdan geleceğiz. oyuncu oyuncu gidebiliriz şimdi Sansa bakarken. Bu kırda gireceğim. Bu kırda da Mitchell'ın gelişim gelişim sürecini görüyorum aslında. Yıllardır adım adım ki bu kır zaten kendini çok daha önceden kanıtlamış bir oyuncudu ama düzenli bir yapı içerisinde Phoenix'te hareket edemiyordu. Şimdi o da ona alıştı. Son iki sezondur bu coaching altında çok daha iş çıkartıyor. Takımı yönetme konusunda daha iyi. Chris Paul'la arasındaki uyum da şimdiye kadar iyi gözüktü. Ki Chris Paul tarafında bazen tabii ki yoldan çıkmalar var ama şu ana kadar daha iyi. Takımla iyi konumlanıyor ve tek önceliği evet, skora gideceğim, rakibi parçalamalıyım değil. Takımı yönetmeyi de dikkat ederek yapıyor. Özellikle Ayton'la yarattıkları işte Crowder'la işin içine girdiği durumlar, biricisi kullanması... Drive and Kick'leri falan bunların hepsi çok iyi çalışıyor Booker tarafında Peki Aiton tarafında durum ne? Aiton'da işte işler biraz karışık Yani Evet Utah'tan belki de benzer Fiziksel olarak benzerlik Aiton-Gober benzerliği Ama e, yapı olarak Gober kadar bir savunma etkisi maalesef yok çünkü Aiton Aiton sadece ve sadece Boyala'nın dibinde çembere çok yakınken evet çok etkili Evet bir tık bir, bir adım uzaklaştığında belki bir boyalanın birazcık dışına yaklaştığında hala etkisi sürerken daha da uzaklaştığında çok düşüyor. Yani burada switchlere girmiyorlar zaten. Yani drop yapıp hemen değişmeye çalışıyorlar ki burada kısaların başarısına geleceğim savunmada. Eitan'ın öyle bir gober etkisi yok. Özellikle kağıt üzerine baktığımızda, savunma detayına baktığımızda Eitan çember savunması, boyalan savunması çok iyi gözüküyor. Ama şöyle bir ikilem var. O çıktığı anda ve hatta bazen o da sağdayken boyalı alanda inanılmaz parçalanıyor Phoenix Suns. Yani kaybettikleri maçlarda ya da kazandıkları maçlarda bile işte son Clippers maçında kaybettiler boyalı alanda iyilerdi ama Utah maçını kazanırken mesela boyalı alandan 62 sayı yediler. İnanılmaz parçalandılar orada ve şey çok göze batıyor. Yani Aiton varken de sorun var ama yine Aiton biraz tutuyor orayı. Aiton çıktığı anda of fena dağılıyoruz. Baya baya böyle kontrolden çıkıyorlar. Ee, onu nasıl çözecekler? Yani orada Aiton'un... E, ...kendini geliştirme süreci... ...bu sezon için muhtemelen bu kadar olacak. Hani playoff'ta oh, evet ya bir de playoff Aiton gördük gibi bir durum olmayacak. Ama Aiton'un genel olarak... E, ...savunma zekası geliştiği için biraz daha şanslılar. Ama e, işte Şariç... ...kenardan geliyor. Yok öyle bir katkısı yok yani. Orada da başka bir oyuncu yok. Belki diyorum... Playoff'un o rakipler kısaldığı anlarda ya da esnek uzunlar olduğunda belki Crowder'ı orada denemeyi seçebilirler. Ki bunu e, Miami Crowder-Igadala ikilisiyle de deniyordu. Oraya belki ikinci oyuncu birincisi çekip çok kısalırlar ama... Ben böyle bir deneme yapabileceklerini düşünüyorum. Sans'ın özellikle de boyalı alanda zorlandıkları maçlarda. Aiton'un hücum tarafında ise e, geçmiş yıllardaki gibi... Ya ben takımın yıldızıyım dur baba ben atacağım biraz da bana verin bir iki de şut deneyeyim orta mesafem de gelişti Ben çıkmış daha kontrollü daha pikanör odaklı kesinlikle topu bana verin ben oynayacağımdan çok uzaklaştırmışlar bunu da kabullenmiş belli ki hareketli devriliyor yüksek devriliyor bunda çok iyi çok iyi ikinci şans kovalıyor devamlı hücum reboundlarını zorluyor zaten belki de ikinci şansta pozisyon başına en çok sayı üreten takımlardan biri olmasının nedeni de biraz da Aiton'un bu hali tavrı bu çok pozitif ama bu zaten Sans'ın pozitifliği yani Sans o kadar e, sinersi yüksek bir takım ki verimli herkes uyumlu kenardan gelenler işini yapıyor hiç kimse sırıtmıyor Chris Paul daha sakin sağda şu ana kadar korktuğum Chris Paul'u çok az gördüm neydi bu korktuğum Chris Paul aman işte ben kontrol tekrar alıyorum ben 25 yaşında gibi oynayacağım Deyip e, normalden daha fazla top atması, daha fazla kontrole geçirmesi, Booker'ı biraz dışlaması, e, bütün kontrol demiş gibi e, bir anda e, skor yükünü de almaya çalışması Sans'a zarar verebilirdi. Bunu yine yaptı ama daha az. Eee şimdi kırı daha uyumlu yapıyorlar. Özellikle Booker kenardayken full rotasyona girdiklerinde burada Paul'u sağda tutup Paul'a biraz daha burada özgürlük verip kenardan gelen oyuncuların da özgüveni yükseltecek şekilde oyuna sokmasını sağlıyorlar. Bu çok iyi tercih. Chris Paul gibi bir alabileceğiniz en büyük verim belki de bu. Yani sizin diğer yıldız oyuncularınız da zaten uyumlu olmak zorunda ama kenardan gelecek oyuncuları da siz mental olarak hem de kendine güven olarak sağda iyi tutar ve görevlerine odaklarsanız işte köşe şutları, drive and kicklerden sonra doğru spacing noktalarında olmaları vesaire gibi Chris Paul işte bunların hepsini planlayabiliyor zaten. Çok iyi çalışıyor her şey. Ama tabii clutchta hala şuna da gülüyorum bazen. Geçen bir yayında da bahsetmiştim. Yani Spikerler işte böyle Chris Paul'un elindeyken böyle clutchta şov yaparken ya da çok iyi oynarken ki clutchta hala çok değerli bir oyuncu. Evet işte Chris Paul geliyor parçalayacak. Chris Paul geliyor Chris Paul gidiyor inanılmaz işler falan. Bir bakıyoruz bir clutch anında da. Chris Paul top kaybı yapıyor. Üçlük atıyor top böyle panyanın köşesine çarpıyor yere düşüyor. Pası dışarı atıyor. O anda ses yok. Chris Paul top kaybı evet. Yani biraz bunları fazla yapmaya başladı anlar oluyor. Orada eleştirin korkmayın canım. Chris Paul da Allah değil yani. Ama bu hataları beklediğim kadar yapmaması çok pozitif Chris Paul tarafında. o yüzden playofflarda da bu kontrolünü sağlarsa hem Sans için hem de bütün NBA takımları arasında en, en değerli en değerli veteran oyuncu gibi bir ödül olsaydı Chris Paul bu sene alabilirdi gerçekten. Yani Sans'a verebileceği önemli konu playoff'lar ve dedim gibi bunları da yapmazsa zaten Sans bu sinerjiyle alıp götürecek işi belki de finallere kadar gidebilirler. Buradan savunmaya geleceğim. Sans savunması ligin en önemli savunmalarından biri. En iyi savunma takımlarından biri zaten Phoenix Sans. Burada da en büyük başarıları aslında arka alan savunmasında başlıyor. Dedim ya boy alan savunması bu kırda pozitif gözükse de o çıktığında zaten çok düşüyor. Bu kırda da sorunlar yaşıyor. Bir Gober gibi yutağa benzeyen yönlerinde bir Gober kadar güçlü değiller. Ama arka alan savunması özellikle dış şut perimetre savunmasında çok iyi oldukları için burada özellikle rakip takımların asist gücünü yani topa yön verecek oyuncularına devamlı topa baskı onun pas açılarında doğru konumlanma gibi detaylara dikkat edip rakibi orada bir kolunu bacağını hemen doğruyorlar. Ama burada bir sıkıntı var. Transition savunmasında da iyi savunma takımlarının aksine burada büyük bir tezat var. Sonlara, ya yani sondan beşinciler. Top kaybı olduğunda ya da kötü bir hücum tercihi yaptıklarında ve yüzdeleri eğer o maç için çok kötüyse inanılmaz transition veriyorlar, inanılmaz fast break veriyorlar ve bunları da savunamıyorlar. O yüzden Phoenix Suns'ın bu savunma tarafında, anti hücum tarafında çok daha e, yüzleri bir öne gitmesi lazım. Zaten burada da işte başka bir detay giriyor. Hemen bir cümle detayına gireceğim burada. Booker ve aslında ağırlıklı olarak Chris Paul etkisi. Phoenix Suns ilginç bir şekilde ki ilginç değil aslında şimdi anlayacaksınız nedenini. Yarı saygı daha kontrollü oynamaya çalıştığı için ligin en fazla e, yüzdeyle de atan takımlarından biri. Orta mesafe şut atan takımlarından biri Phoenix Suns. Evet Chris Paul'un oyun yapısı buna uygun. Booker buraları deniyor. Crowder da buraları deniyor. Hatta Aiton da buraları deniyor ama bir strateji gibi olmasının içine yerleştirmiş durumdalar. Yani tabii ki günümüz basketbolu dediğimiz yapı içerisinde orta mesafenin değerini düşüne hep bahsediliyor ama son 2-3 yılda da şunu gördük artık. Sizin çözüm üreteceğiniz her skor önemli. Çünkü savunmalar artık her geçen gün yükseliyor playofflar geldiğinde. Sezonda savunmaya goy goyunu bir kenara atarsak Playoff'larda sizin bu yükselen savunmalara devamlı çözüm üretmeniz lazım. Ya bu orta mesafe olabilir. Çok yüzleri atıyorsanız bir Durant'iniz varsa bir Chris Paul'unuz varsa elinizde atıyorsanız atacaksınız. Çünkü e, sizi yarı sahada üçlüğün dışına itmeye sıkıştırmaya çalışabilirler. Boyalı alanda çok zorlanıyor olabilirsiniz. O zaman işte araya sıkıştığınızda orada üretebiliyor musunuz? Çünkü zaten orası zor bir yer. Eğer orada zaten orayı hiç e, yapmıyorsanız, gözden çıkardıysanız ya biz direkt çembere gidiyoruz ya da dışarıda oynuyoruz diyorsanız işte o zaman da sıçıyorsunuz. Ve Sans da biraz oraya odaklanmış durumda hücumda. Yani Sans'ın sıkışabileceği yüzdesinin dış şut yüzdesinin düşebileceği boyalı alanda üretemeyeceği anlarda elinde çok ciddi bir orta mesafe gücü var. Bu da bence playoff'ta onları hiç beklenmedik şekilde de yani zaten beklenir şekilde bir tehditler ama orta mesafeden de beklenmedik bir şekilde tehdit haline getirebilir rakiplere karşı burada bir diğer güzellik daha hani savunma tarafında e, yine baktığımızda pick and roll savunması kısalar picklerden çok rahat kurtuluyor burada çok iyi e, iş çıkarıyorlar hem Booker hem Chris Paul hem kenardan gelen hem Cam Johnson işte hem e, Javon Carter onun kimi sayabilirim burada düşünüyorum düşünüyorum Cameron Payne bunların hepsi e, çok iyi çalışmışlar savunmada özellikle screen yediklerinde bunlardan hızlıca çıkıp switchten kurtulup doğal savunma pozisyonuna çok rahat gelebiliyorlar bu da Sans için çok önemli bir özellik açıkçası burada iyi iş çıkarıyorlar Crowder'da zaten hani Picanro savunmasının esnek oyuncusu olarak ekledikleri en iyi parçalardan biri e, yani savunma tarafında ekleyeceğim. Bir de Tory Craig var tabii. Tory Craig'i de eklediler. Tory Craig de hem birebir savunmada hem pas arasında hem de reboundlarda konumlanmada çok iyi. Tory Craig'in tabii bir eksiği var. Yardım savunması. Yardım savunması Denver'dan beri onun için sorun. Ya Bucks'ta da muhtemelen Bucks'ın genel yardım savunmasına çok dahil olamadığı için orada biraz ipler koptu ama Sans'ta daha değerli bir hale geldi tekrar. Çünkü Sans'ın sinersi içerisinde onun yardım savunmasının eksiklikleri kapatılabilir. Hücumda nasıllar? Hücumda ise dediğim gibi en verimli özelliklerinden biri bence. E, ki playoff'la da gelirken bu daha da değerli olacak. Ki rotasyonları genelde bütün takımlar daraltıyor ama Sans'ın rotasyonu daralsa da daralmasa da şöyle güzel bir istatistik var orada. Yutah'la da burada benzerler. E, Belç'den 36 sayıyı getiriyorlar ve burada 12. sıradalar. Ama bench'ten gelen oyunculardaki üçlük isabeti bulmada 5.7 ile Utah'tan sonra ikinci sırada var. Yani Utah bench'ten gelen oyuncularından maç başına 6.5 üçlük bulurken e, Sans'ta 5.7 üçlük buluyor. Bu bayağı değerli. E, özellikle ana 5'in tıkandığı ya da işte rakiplerin rakip takımla beraber rotasyona girdiğinizde orada oluşabilecek savunma zaaflarını iyi değerlendirebildiklerini gösteriyor. Bu da. Yine burada yine putback e, yani ikinci şans sayısı yaratmada dediğim gibi zaten bahsetmiştim en verimli takımlardan biri. E, bir diğer detay da özellikle de köşe üçlükleri. Köşe üçlüklerinde burada ciddi sayılar buluyorlar. Toplamda e, Utah'tan sonra zaten en çok üçlük bulan takımlardan biri maç başına 13 üçlük buluyorlar. Köşe üçlüklerinde de ikinci sıradalar. Burada da çok yüzleri atıyorlar. ve bunun da etkisi özellikle Chris Paul ve Booker Driver'ının Köşelere gitmesi çünkü bu iki oyuncu çok yüksek etkiyle e, drive edebildikleri için drive and kickleri de inanılmaz çalıştırıyorlar ve köşeleri e, buluyorlar. Chris Paul etkisinden zaten bahsetmiştim az önce. Yani sağın her noktasında çözüm üreten bir oyuncu ve özellikle de e, savunmadaki rolü çok daha kritik. E, rakip takımın kısasına baskı, pas arası yaratma, ikili sıkıştırmalarda da demin bahsettiklerimin üzerine Chris Ball tarafında pozitif ekler yapabilirim. Ama dediğim gibi yani Sans'a mental olarak bence bakmamız lazım ve mental olarak baktığımızda inanılmaz sinerjik durumdalar. Çok verimliler. Herkesin kafası çok rahat ve çok e, keyifli bir basketbol oynuyorlar. Umarım bunu playoff'larda sürdürürler. Son olarak da bir fixture'a ne değineceğim? Yani fixture tarafında e, batıda Zor bir fikstürleri var çünkü son 18 maçın 12'sini deplasmanda oynayacaklar. Burada Doğu tarafında da yapacakları maçların 6 tanesi top 5 takımlar. İşte Bucks'ta, Sixers'ta, Brooklyn'de vesaire oynayacaklar. Doğu'yla da çarpışmaları açısından bayağı ilginç bir sınav olacak. Sezonun son bölümü onlar için. Bakalım Sansı'da, playoff'larda artık canlı yayınlarda detaylı konuşacağız. Evet bugünün üçüncü takımı da Denver. Ee, işte geçen hafta verdiğim aradan dolayı dediğim gibi bu hafta tek takım yerine üç takım konuştuk. Belki e, haftaya da iki takım daha ekstradan konuşarak devam edebiliriz. Bir üç takım daha patlar bakalım. Şimdi Denver'ı konuşacağız. Denver'da Denver'la ilgili aslında biraz Miami gibi yaklaşacağım. Denver'da geçen sene playofflarında çok konuştuk. Az çok o takımın e, ne durumda olduğunu zaten benim görüşümden biliyorsunuz. Evet, hani kısa bir özetlersem. Savunma olarak hep ortalama ortalama üstü kalmaya çalıştılar. Bu zaaflığını kapatmak için ligin e, özellikle işte geçiş savunmasını engelleyelim. E, yarı sahada rahat edelim. Bizim ağırlığımız hücumda, gücümüz hücumda. Oradaki gücümüzle savunmayı koruyalım mı tercih eden o loop'un önceliğini hücuma veren bir yapısı vardı. Ama bu sene 15-14 defansif reytinglerde sıralama olarak kalan. E, özellikle de bunu korumak için işte hücumu ribauntlarını zorlayan, ikinci şans sayılığını zorlayan, hücumdaki hasılla beraber rakibi yıpratmayı hedefleyen bir takım Denver. Savunmada da bu sene özellikle hep yok için yıllardır eleştirildiği kısımda e, Piken Rose savunmasında dropta çok daha iyi pas arası yapıyor. Alanını, pozisyonunu kaybetmiyor. E, Aaron Gordon buraya eklendi. Aaron Gordon özellikle esnek, atletik savunmacı olarak iyi bir katkı veriyor. E, burada Millsap'ta benzer bir katkıyı veriyor. O kadar atletikliği kalmadı artık ama Özellikle yok için etrafında şekillenen piken piken rollerde Erin Gordon, Millsap, Dozier gibi oyuncuların savunma esnekliğini sağlaması, katkı vermesi işte buraya Green de sayabiliriz. Denver'ın işini biraz rahatlatıyor. Evet, en iyi savunmacılardan biri mi değil? En kötü mü o da değil. Tam ortalama bir savunma, yüksek volümlü bir hücum yapısıyla hayatlarına devam ediyorlar. Geçmiş yıllardan gelişmiş kısmı ise aslında tecrübe. Yani yine mental bir konuya geleceğim burada. Özellikle geçen senenin playoff'larında kazandıkları e, tecrübe, onların işte o 4-3'lük seriler, e, buylenmeleri, Lakers serisinde dayak yemeleri, Clippers serisinde inanılmaz bir seriyi döndürmeleri, onları playoff tecrübesi olarak, e, playoff'lara bakış olarak ciddi katkı sağlamıştı. E, burada da en önemli oyunculardan biri Murray'di ve çok üzgün, üzgünüm ki e, geçen... Golden State maçının Curry'nin 53 sayı attığı Golden State maçının 50, bitmesine 50 saniye kala Murray çok ta bir sakatlık geçirdi. Sol ayağından sol dizinin bağlarını kopardı ve sezonu kapattı. Böyle bir sakatlığın iyileşme süreci 8 ay 9 ay bazen belki 10 aya kadar çıkabiliyor ama Murray'nin hani yaşı güçlülüğü vesaire göz önüne katında belki 7-8 ayda da toparlayacaktır tabi sezon başına bile dönmeyebilir ama tahminim bir sonraki sezonun Christmas dönemi ya da sonrasına yetişmesi gibi gözüküyor şu anda üzücü çok üzücü yani Murray bu takımın ya yani Murray'nin yaratabileceklerinin sayısal karşını Denver çıkarabilir skor asist vesaire çıkarabilir ama Murray'nin en büyük etkisi özellikle bu playoff'larla işte bu geçen seneden taşıdığı tecrübesi olacaktı o oyun boğulduğunda yoğunlaştığında orayı açacak, rakip savunmayı delecek, açık sahada doğru tercihleri yapacak, hatta da çembere inanılmaz zor pozisyonlara gidip bitirecek. Tek oyuncusuydu Denver'ın. Evet, yok hiç bu sene inanılmaz üretiyor ama öyle bir hızlı drive etkisi olmadığı için rakibi böyle hallaç pamuğu gibi sağa sola atacak bir hızı olmadığı için yok için ya da Moreno'nun hızına benzer Evet Campazzo'ya birazdan burada dayanacağım ama o seviyede değil tabii ki. E, bir oyuncu olmadığı için burada çok zorlanacaklar. Dediğim gibi sayısal üretimini bir şekilde kapatabilir Denver diğer oyuncularla ama onun bu e, total impact'in, total etkisini kapatmaları çok zor. Çok kötü oldu Denver için. Ben çok ciddi finalde olabileceklerini düşünüyordum ama e, Murray yokken ya yani yine tabii ki playoffları offları karıştıracak. Batı finaline en azından gitmeyi zorlayacak yolda hep olabilirler ama şu an şansları gerçekten ciddi etkilendi. Belki %25 %30 aşağılara indi. Ya çünkü Murray e, baktığınızda bu takımın özellikle drive üzerinden e, asist üreten buradaki asist sayına baktığımızda drive üzerinden o drive kickleri yaratan en önemli oyuncu. şimdi kim var alternatif? Campazzo var, Montemoris var. Ya Tabii ki Campazzo burada etkili olacak ee, bir noktaya kadar. Belki Monte Morris de bu drive kickleri yaratabilecekler ama işte savunmalar yoğunlaştığında e, o riski alabilecek, o krediyi verebileceğiniz oyuncular da değil. Maalesef. Şimdi mesela şundan da bahsetmemiz lazım. Şimdi maçın e, birçok anında artık kan beyine sıçramışken, oyun tıkanmışken zaten siz orada çizili oyunlar vesaire çalıştıramıyorsunuz. E çalıştıramadığınız anlarda da oyuncular artık kredilerine göre rollerine göre inisiyatif almaya başlıyor. E buradan kredisi yüksek oyuncu tabii ki Jokic ve Murray. Jokic zaten bunları alacak ama işte Murray'nin e, alacağı bu rolü Will Barton paylaştığında, Michael Porter paylaştığında, Aaron Gordon paylaştığında aynı etki olmayacak. Ya da Monte paylaştığında. Yüzdeler düşecek, e, bloklar yenecek, top kayıpları olacak ve bunlar da Denver'ın savunmasına hasar vermeye başlayacak ki Murray'nin arka alan savunması etkisi de vardı önemli bir şekilde ki bu daha önemli bir etki sayılabilir hatta belli noktalarda ama tabi bu kapatılabilir yani burada Campazzo'nun baskı yapabilme yeteneği Aaron Gordon'un switchlerde ve yardımlardaki etkisi yine Montemoris'in Kötü olmayan savunma etkisiyle bunlar kapalı. Burada tek tek sıkıntı Barton'dan çıkacaktır ama o bile belli bir noktaya kadar savunmasını tutabiliyor. Sayısı olarak bunu çok gösteremese de en azından sağda bir noktaya getirebilir Denver savunmasını. Şimdi Dem Murray'den çıkıp Denver'ın toplamına geri dönersek ki zaten Jokic bu sene inanılmaz bir oyun oynuyor. Hani ufak bir Jokic'e de değineyim geçmeden. Yani Jokic bu sene bütün kendi rekorlarında artık... 670 durumda işte 26.1 sayıla oynuyor kariyerinden yükseği, 11 reboundla oynuyor kariyerinden yükseği, 8.8 asistle oynuyor yine kariyerinden yüksek. ki geçen sene 19.9 sayıla oynuyordu. Ya bu sene zaten hani yok hiç şeye girmez MVP yarışında bir şekilde kaybediyorsa en çok gelişme gösteren oyuncuya bile gidebilir öyle bir durumda yani inanılmaz işte %42 ile üçlük atıyor bu sene. Yani kariyerinin yine en yükseklerinden biri ki geçen sene 3.5 deniyordu bu sene 3.3 deniyor. Field goal %56 o da kariyerinin en yüksek değil ikinci yılında 54.8 yapmıştı. İki sayılık yüzdesinde yüzde oynuyor. O da kariyerinin yine en yüksek dönemlerinden biri. Bir tek ikinci sene daha iyi oynamış. Ama o sene tabii aldığı süreye baktığınızda bu seneki yaptığı çok daha değerli. Evet yani yok için zaten bu bu seneki durumunu tartışacak bir şey yok. Ama Denver'a katkısı ne? İşte Denver'a katkısı da şu. Özellikle de top e, Jokic'e yok içe geldiğinde bu sene Porter, Aaron Gordon, Will Barton hepsi aç gibi saldırıyorlar. O katları yapıyorlar, backdoorları deniyorlar. E, dirsekten onunla handoff oynamak için adeta yarışıyorlar. Ve bu, bu bir sinerji yaratıyor Denver'da da. Aynı sanslı olduğu gibi inanılmaz sonuç alıyorlar buradan. Zaten katlar üzerinden kat pasları üzerinden en çok sayı üreten takımlardan biri. ikinci sıradalar. 12.6 sayı üretiyor, üretiyorlar. Birinci sırada zaten Golden State var. Tahmin edebileceğiniz üzere. Asis reşosunda inanılmaz iyi durumdalar. Top kaybı asis turnover oranında zaten yok iç etkisiyle çok iyi durumdalar. Ki burada yine topsuz oyunlarla da ürettikleri için top kayb kaybını da sınırlıyorlar. Çünkü birebir topla ne kadar oynarsanız top kaybı ihtimaliniz o kadar artar. Offensive rebound yüzdesinde de yine liderler. Ki zaten bu Denver'ın son 2-3 senedir default güçlerinden biri. Ki burada mesela Boston örneği vereceğim. Boston maçını da bu hafta izlemiş olabilirsiniz Denver'ın. Pardon geçen haftaydı o maç. Yani o maçta mesela Boston'ın en büyük sorunlarından biri şu e, girmeyeceğim tabii bugün de biraz da sırayla hücum eden bir takım kimliği var ki bunu mesela New Orleans'ta da görüyoruz. Bu takımların aksine Denver'ın gücü işte burada. Böyle bir sıra beklenmiyor. Ya yani burada bütün sıra yok için aklında. Yani o anda kim skor yapabilecek şekilde ödüllendirilecekse sağda... kim koşuyorsa, kim kat ediyorsa, kim doğru spacingdeyse, kim geçiş hücumunda doğru koşuları yaptıysa Yok hiç o pası veriyor. O yüzden yok hiç şu anda hücumun bütün merkezi durumunda. Bütün oyuncular kendi değerinde arttırmak için yok için ağzının içine bakıyorlar. Ve bundan da memnunlar. Yani bazı oyuncular burada tabii su kaynatabilir ama kesinlikle ve kesinlikle kimse itiraz etmiyor. Herkes işine bakıyor. Denver o yüzden de mükemmel akıcı bir hücum yapısı yaratmış durumda. Ama işte geçen sene playofflarına dönersek Özellikle de Lakers serisinde Denver topsuz oyunlarını neredeyse hiç çalıştıramadı. Çok düştü buradaki sayıları. E, tabii daha geçen sene daha toy bir Porter Jr vardı. Aaron Gordon gibi atletik bir oyuncuları yoktu. Tabii Grant vardı ama Grant biraz daha e, skor üretmede bire birebiri kovalamaya çalışıyordu. Ki gördük bu sene zaten hedefi de oymuş. Emery biraz daha bire bire yatkın hale geldi falan. Biraz da bunun uzaklaşmışlardı. Peki bu sene Ne farklı? hem porter junior üstüne koydu hasıl olarak hem savunmada çok daha hareketli evet inanılmaz üst düzey değil ama geçen sene göre çok daha akıllı hareket edebiliyor ne yapacağını daha iyi sezebiliyor hücumda hasılı çok yükselmiş durumda devamlı hücum ribaund kovalıyorlar erin gordonla beraber yani iki tane hem uzun hem atletik hem de devamlı böyle kafası sahada e, çok iyi kanat oyuncularına sahip oldular ki aynı zamanda erin gordon Birebir de çok etkili değil ama deniyor. Porter birebirini de üstüne koya koya bu sezon geliştirdi. Bir de Porter'ın üstüne bu özelliği var. Şimdi bu iki oyuncu eğer yarı sahada Denver'ın bu hasılını koruyabilir. Bir de buraya işte Will Barton'ın biraz daha şut tercihlerini düzenlediği bir yapıya dönebilirlerse hücumda çok sorun çekmezler hücumda sorun çekecekleri nokta sadece o savunmaların artık iyice kitlendiği kılaç olabilir. Orada Murray'i arayacaklar artık dericiliği nasıl çözecekler onu Mike Malone ne yapacak göreceğiz. Ama savunmada da bu, bu, konu çok değerli. Çünkü savunmanın o yardımlaşmalarda ve switchlerde ki hani switch her zaman yapan bir takım değil Denver daha az kullanan bir takım ama Aaron Gordon'ın için içine girdiği Porter Jr'ın içine, içine girdiği durumlarda switch denemek zorunda kalacakları pozisyonlar olacak. O zaman bu iki oyuncunun önemini daha net anlayacağız. Ama Aaron Gordon gerçekten iyi bir ek oldu Denver için. Ee, özellikle bu bahsettiğim e, savunma ve hücum konularında... ...ki e, zaten putback yaratmakta da üstüne olmayan bir oyuncudur Aaron Gordon. İkinci şans sayısı yaratırken Denver ondan da çok faydalanacak. Tabii Campazzo burada önemli dedik. Campazzo'yu yıllarca Euroleague'de zaten izledik. Real Madrid'de özellikle Doncic sonrası dönemde ciddi katkı veren bir oyuncuydu Campazzo. E, Campazzo'nun önemi... E, Özellikle de aslında savunmada çıkacak. Çünkü kısaları çok rahatsız eden bir oyuncu. Devamlı e, baskı yapabilir. Tam sahada baskı yapabilir. Pas arasını çok kovalayabilir. Hücumda da e, transition'dan tam böyle döne, döneceği anlarda. Belki rakip savunma yarı sahada set savunmasına oturduğunda işi biraz zor olabilir ama. O transition'dan geçiş. Transition anlarında da çok büyük e, etki sağlayabilir. Savunmayı eksiltme konusunda bakalım. Onun için büyük bir. Fırsat bir yandan da yani Campazzo Murray yokken ki Montemoris için de hatta Dozier için de büyük e, şans bunlar. Ki üstüne de bu arada Austin Rivers'la da anlaştılar sanırım en son anlaşmak üzereydi. Baktığımda hani kadroya e, eklenmiş durumdaydı ama bilmiyorum bir aksilik olmazsa Austin Rivers da oraya eklenecek. Biraz ellerini güçlendirdiler en azından Murray'nin açıklarını kapatmak için. Son olarak da Denver'ın e, bir fixtürün. ha pardon bir şey daha ekleyeceğim. Porter Junior'ın bir eksikliği kaldı. Onu söyleyecektim. Pas dolaşımına hiç giremiyor. Yani Denver'ın o bol pas yapan yapısı içerisinde asist gücü herhalde en düşük oyunculardan biri. Zaten 0.81 civarı bir asist ortalaması var. Porter Junior'ın komple bir oyuncu olmak için hani gideceği en önemli noktalardan biri. Hele de Denver gibi bir takımda. Umarım bunu da zamanında geliştirir çünkü yani en çok geliştirme gösteren oyunculara baktığımızda tabii Busha e konuşuluyor, Wood konuşuluyor, Grant konuşuluyor. Bunlar çok büyük adaylar zaten ama bence kesinlikle ve kesinlikle mesela bir Julius Randle yerine bir Jaylen Brown da çok iyi bir sıçrama yaptı ama kesinlikle Porter Jr. da burada ciddi bir aday. Özellikle geçen seneye göre takıma katkısı da çok üst seviyeye geldiği için. En son olarak da eee Nuggets'ın fikstürüne bakacağım. Fikstürde de son 10 e, deplasman maçlarında ciddi rakipleri var. Bunlardan 3 e, 3 tanesi, pardon, bunlardan birisi Clippers, e, birisi Lakers. Lakers'ın mayısın mayıs ayında muhtemelen LeBron James ve Davis dönmüş olacaklar. Biri de Utah Jazz. E, son e, son maçında Portland'da oynayacaklar. Belki de play'in sıralaması o 6'dan 7'ye inme Denver için de kritik. Hala orada bir alandalar eğer yani üst üste maçlar kaybederlerse. Tam böyle kritik maçlarını oynayacakları bir fixtür var. Ne çok zor ne çok kolay ortalama orta üst bir fixtürle de sezonu kapatacaklar deyip. Bugünü bitiriyoruz. 3 takım konuştuk gündeme değindik. Biraz tempolu hızlı süreyi de uzatmak istemiyorum ki yine 50 dakika oldu neredeyse. Ee, ya umarım sizi sıkmadan programı bitirmişizdir. Haftaya yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bak yine bak o çana tıklanmıyor. O çana tıklanmıyor. Bak e, anket de yaptım YouTube'da. Sonra diyorsunuz ki videolar gelmiyor abi. Görmüyoruz. Bildirim yok. Bak çana tıklıyorsunuz. Hepsi gelsin diyorsunuz. Öyle geliyor. Eğer gelmiyorsa ana sayfada beklemeyin. Ana sayfada görme ihtimali düşük yani. Çünkü benim kanalım öyle büyük bir impact yok. 20 bin bir kişi, 20 binlik bir kanal olduğu için şu an o kadar büyük bir etki de olmuyor. O yüzden o çana tıklayın, öpüyorum hepinizi, kendinize iyi bakın. Haftaya yeni videoda görüşeceğiz. Bay bay.